devam ettik. Sıradaki çiftimiz uzun zamandan beri gündeme almadığımız ama acaba ne yapıyorlar diye merak ettiğimiz bir kim? Çift. Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, benim dervişim, bektaşım. Yağmur'un şeyi bu. Konusu mu? Aynen. Şimdi bakalım Hande acaba... Gibi yani bana mı kaldı diyeceğim şimdi. Yani bakalım merak bakalım. Ediyorum son durumlarıyla alakalı sizin bu bakış ya. Açınızı. Müşkülünü dinletiyor ya herkesin, bütün kadınların. Mesela şimdi ne dedik? Bütün kadınların arasında gönderiyorsun ya. Şimdi Kadir Doğulu'yu bütün kadınların arasında gönderdin. Nasıl bir müşkül dinler halde bütün gördün Kadir Doğulu'yu? Bütün kadınlarla geri gelir aşkım o eve. Yani hadi izleyelim. Bir izleyelim. İzleyelim sonra konuşacağız. İhanet görüntülerini yok saydı. Geçmişe sünger çekti. Neslihan tamamen unuttu. Neslihan Atagül bir dönem kendisini aldattığı iddia edilen eşi Kadir Doğulu'ya nasıl aşkını haykırdı? Çünkü genelde öyle biriyim. Öyle denk geliyor. 2016 yılında evlenen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti parmakla gösteriliyordu. Fakat ikilinin evliliklerinde son yıllarda ilginç dedikodular baş gösterdi. İşte 14 Şubat ne? 14 Şubat ne? Sevgililer günü. Bugün yani. Yani 1-2 gün sonra da. Eşi Neslihan olmadan katıldığı bir partide kadınlarla sıcak danslar eden Kadir Doğulu'nun evliliği tehlikeye girmiş, çiftin üzerinde kara bulutlar dolaşmıştı. Ben bilmiyorum, bana diyorlar, ben demiyorum. Bir dergah falan diyorlar. Hayırlı akşamlar kardeşim. Ama bunu sana anlatmak isterim. Sana anlatmak isterim. Siz tanıyorsunuz beni. Ne zaman buluşalım? Sen tanıyor musun beni? Kadir Doğulu başka kadınlarla fazla samimi dans ettiği esnada mekanda bulunan arkadaşı Aras Bulcinemli'nin Kadir Doğulu'yu uyardığı iddia edilmişti. Dağlar bitmemişti. Bu görüntülerin ardından Neslihan Atagül sessizliğini korumuştu ancak Kadir Doğulu'nun adı başka isimlerle anılmaya başlanmıştı. Kadir Doğulu Serrarı Türk yakıştırmalarına sitem ediyordu o günlerde. Vay, Allah yardımcısı olsun o haberi çıkartanın yani. Hayırlı akşamlar. Onu haberi çıkartana soracaksınız. Evlilikleri ve kendisi hakkında yapılan tüm haberleri yalanlıyordu. Yani ben ne söylersem söyleyeyim. Herkes kendine göre algılıyor ve herkes kendine göre yorumluyor. Ben zaten bunu söylemiştim. Tekrar söyleyeyim. Bu yazılanlar, çizilenler, bunların hepsi gerçek dışı şeyler. Biz gayet memnunuz. Bizim keyfimiz yerinde, neşemiz yerinde. Sizler de iyi olun. Ve gelelim şu bomba dedikodulara. Sapkın tarikat iddiaları. Kadir Doğulu'nun sapkın bir tarikata üye olduğu, çok eşlilik ve serbest ilişki iddiaları yüksek sesle konuşulur olmuştu. Sadece Kadir değil, Murat Dalkılıç gibi bazı ünlü isimlerin de bu tarikata mensup olduklarından bahsediliyordu. Kadir Doğulu cephesinde iddialar birbirini kovalarken çiftin ilişkisinde sorunlar büyüyor, ayrılığa gidiliyor yorumları yapılıyordu. Neslihan Atagül'ün sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda parmağında yüzük yoktu. Fotoğrafın not olarak bu hikayelerdeki paylaşımlar sadece birbirine değil bize de bağlı diyerek Kadir Doğulu'ya gönderme yapmış, evlilik yüzüğünü takmayan Neslihan çift için ayrılık iddialarını doğrulamış mıydı? Ayırdıkları iddiası. Çiftin yakın çevresinden Kadir Doğulu'nun uzun zamandır Neslihan Atagül'le aynı evde yaşamadığı, evleri ayırdıkları söyleniyordu. Neslihan geçmişe sünger çekti. Kadir'e sımsıkı sarıldı. Cumartesi günü 42 yaşına gelen oyuncunun eşi Neslihan Atagül tüm bu olanları geride bırakıp Kadir Doğulu'nun doğum gününde sosyal medya hesabından Doğulu'yu öptüğü fotoğrafı paylaşıp "Sen gel yavrum şöyle" notunu düştü. Ne dersiniz, bu paylaşımlar size geçti mi yoksa ikili mutluluk pozları mı paylaşıyor? Hemen bir şey söyleyebilir tabii. Miyim? Bir Yasemin Şevkatli, İdo Tatlıses'in eşi paylaşımı yapmış. Ayelik omuz operasyonda demiş. Dualarınızı eksik etmeyin. İkiz bebeklerden bir tane sağlık problemiyle doğmuştu ya. Şimdi daha yeni bir saat olmamış paylaşımı yapmışlar. Dua Allah istiyorlar takipçilerinden, izleyenlerden. Ayel operasyondaymış. Allah şifasını versin. Amin. İnşallah problem çıkmadan sağlığına kavuşsun, sağlığıyla büyüsün inşallah diyelim. Aa, evet. Birden duygusala bağladım. Vallahi öyle. Sen ya. Konuş, ben bu konuşamayacağım. Gözlerim sulandı. İlk bu görüntü çıktı ya Kadir Doğulu'nun müşkül operasyonu diyelim. Kızlar geliyor, dudağından öptü, şuradan öptü ve en son gece bir kızla da el ele çıkıyor. Sonrasında da tekrarla içeri giriyor. Sonra kendi menajerim yakından biriyle
Kadir Doğulu gidiyor ayrılıyor ama el ele fotoğrafları bize geldi kızla böyle. O konuyla geldi ilgili el ele. Kadir Doğulu'nun başka bir kızla. O konuyla ilgili o çok ünlü Alaçatı'daki mekan. Yani? O kadar fazla Hı-hı. insanın arasındalar ki Hı-hı. o kadar çevreleri gizli kapaklı bir yerde değiller. Yok değil. Çok kalabalık zaten ve aynı. Çok önemli insanların içindeler. Hı-hı. Yani orada gizli kalmasın diye bir durum yok. O kadar public, o kadar insanın olduğu yerde. Evet. Sen hayır, evlisin. Neslihan Atagül bebek gibi karın var. Şimdi o ne hallerdesin evli sen? Evli bir kadın veya adam aldatırsa çok kuytu köşede yapar bunu. Ama eğer farklı bir ilişki, farklı bir dinamiğimiz varsa evlilikte ben çekinmem. Yani zaten açık ilişki demek istiyorsun herhalde varsa. Açık yani, ilişkinin anlamını da buradan söyleyelim. Efendim evlisiniz, açık ilişki demek kocanızın ve sizin aynı başka zamanda başka birileriyle olması. De flört edebilirsiniz anlamına gelen bir ilişki türü. Tövbe estağfurullah. Çünkü birbirinizden vazgeçemediğiniz bir sevginiz var Hı-hı. aslında. Evet, evet, kronik aslında işte. Ama birbirinize öbür türlüsü olunca ayrılacağınız için bunu kabul ediyorsunuz ve iki tarafta isteyerek bir şekilde Heh. Aşk sen yaşayabiliyor. Sen de diyorsun ki aralarındaki bizim iddiamız. Belki Heh. Onu sorsan o benim yakın arkadaşımdı. Çünkü bazıları şeydi o benim menajerim ve menajerin el ele de gidebilirim. Öyle. Ama bazen olabiliyor çünkü bunlar alkol ve hani şey kullanıyorlar başka tamam, neyse işte. Ne? O yüzden el ele kol kola olabiliyor da doğru da diyor. O konuda haklı. Evet. Yani bazen sen de bana dayanıyorsun ben sana tabii, dayanıyorum tabii, ya tabii. Da hani bazen görüntü olur aa ne oluyor falan diyebilirsin. Bak ya. Bak. Evet. Bak müşkürünü dinliyormuş. Evet ama çok gürültü de var ya işte her türlü düşünebiliyorsun. Ha yapamazsın. Tabii. Yapamazsın. Sen orada Neslihan Atagül'ü de temsil ediyorsun. Tabii. Oradan nasıl davranacağına dikkat edeceksin. O kızın beynini bir kere yıkamış bu Kadir evet. Doğulu. Ben size söyleyeyim. Bebek gibi kız orada. Aynı fikir. Yani bizim gözümüzün önünde büyüdü. Sen Neslihan Atagül'ün bu zamana kadar hangi sevgilisini duydun Kadir Doğulu'dan önce? Düşüşünün en büyük sebebi biliyor musun? Neslihan'ı bebekten aldı. Kızı o kendisinin inandığı bazı böyle beyin yıkama konuşmaları oluyor bunların. Hani oradaki kadınların müşkülünü dinliyormuş ya beyefendi. Kızı aldı. İşte kız da buna ne derse tamam biliyor diyor, musunuz? İnanıyor. Çok alkollüyken de çok hırçın ve kavgacı bir adam. Bizim sahibi olduğumuz yerde birkaç kere geldi ve birkaç kere de her geldiğinde de hep problem çıktı biliyor musun? Neslihan Atagül tutuluyorsan 3 kere tıkla. Çağrı at. Hala Neslihan memnun. Neslihan çok memnun. Neslihan çıkamıyor o şeyin içinden. Çok memnun. Neyse işte bir şey var. Tamam o da işte, o şeyin beynini içinden yıkamış, çıkamıyor. Bir şeye inandırmış. Anladın mı? O da çıkamıyor. Öyle yalanlarla kızın beynini yıkamış ki hani şey böyle manipüle ediyor. Hani bu öyle bir şey değil. Sen benim hayatımın aşkısın. Ya da sen bensiz biz kalırsan, birlikte bu çok güzel hiç bitmeyecek bir aşkımız var. Bittiniz onlar ulan. Günlük anlık meseleler. Sen bunları kafana takma. Sen bunları büyütme. Bunlar senin gibi bir kadının takabileceği ya da bizim aramızda kavga oluşturabilecek konular değil. Neslihan Atagül de artık kız nasıl kanmışsa, neye inanmışsa ama onun bak, beyni de yanmış. Bir şey söyleyeceğim Hande. Şimdi Yağmur çok önemli bir duyumdan bahsetti. Bir bilgiden bahsetti Hı-hı. Neslihan'la ilgili. Hayır, bu reklam arasında konuştuğumuz evet. mu? Hay Arto. Söylemiyoruz. Ha, yok, yok, tamam. Yok, yok. Söylemiyoruz. Hayır, o kadarını söylüyorum. Bazı o kadar iddialar var. Bazı yerlerde hani acaba bir o zaman karşılıklı doğru mu bu açık? Şimdi şöyle farazi konuşmayalım. Evet. Elimizde belge varsa tak diye burada çıkartırız. Belgemiz yok ama gelen bazı duyumlar, görülen bazı durumlar varmış çevreden evet. de. Hı-hı. Ama belgesiz de burada şimdi şey yapmayalım. Hani çamur at izi kalsın yo, olmasın. Yok tabii ki. Ama burada Alaçatı'daki o görüntü vermiş olduğu o görüntü sonrasında yapmış olduğu o açıklama ben bu ilişkide senin de söylediğin gibi farklı dinamiklerin olduğunu düşünüyorum ve bildiğimiz sonuç olarak Kadir Doğulu'nun bir inanışı var, bir duruşu var. Derviş diyorlar dışarıda insanlar kendisine. Bu tutumundan dolayı da bu ilişkiyi farklı bir kafa yapısında götürüyor. Bu normal bir kafa yapısı değil. Yani bizim düşünebileceğimiz şeyler ve değil bunlar. Ve o kafa yapısını da Neslihan'a aktarıyor. Ve Neslihan'ı da öyle presleyip bir şekilde işte. Dışarıdaki hayatın ona iyi gelmeyeceğini ve korkutarak da muhtemelen elinde tutuyor onu. İşte dün Yağmur yani senin daha çok konuştuğun o seni sevdiğim mevzular. Ha. Yağmur Taktaş olayını da konuştuk. Dönüp dolaşıp aslında hepsi aynı yere bağlanıyor. Aileden sevgisiz büyüme, aileden o istediği kalabalık. Evet. Sevgiyi görememe. Sonra ne oluyor işte bir adam gelir. Mesela Neslihan da annesi tarafından çok küçük yaşta setlere götürülen bir çocuk.
çocuk yaşta zaten karşımıza çıktı. Demek ki baba da yok zaten. Onu da söyleyeyim. Baba sevgisiyle i̇şte büyüyemedim diyor. O da arası kötü. İşte baba kötü. Figürü olmayınca kız evlatları mutlaka doğru veya yanlış, mutlaka yanlış bir adama, keşke hep doğrulara denk gelseniz, mutlaka yanlışa şimdi denk geliyorsun. Biri geliyor seni böyle manipüle ediyor, diyor ki birebir ilişki yaşayabiliyoruz. Okey, evlilik zaten budur ama farklı şekilde ruhumuzu beslemeliyiz ki. İşte. Yoksa çünkü arkadaşlar şimdi herkese tabii geçerli bir şey değil ama bir saatten sonra evlilik monotonlaşıyor. Doğru. Durağanlaşıyor veya keyif almamaya başlıyorsun. Bu sefer ne yapar insanlar? Çocuk yapar, dünyayı gezer. Bazıları daha farklı yollara başvurur. Ben bir şey diyemem. İnsanlar, çiftler nasıl mutluysa öyle olsun. Bana zarar var mı? Neslihan'ın veya Kemal neydi, Kadir Doğulu'nun beraber yaşadığı farklı dinamik evlilikleri. Yok. Beni hiç etkileyen bir şey yok. Alan memnun, veren memnun. Ama biz ne yapıyoruz? Magazinci kimliğimizi burada sesi düşünüyoruz, değerlendiriyoruz olayları. Çünkü insanlara tuhaf geliyor. Eğer ben bir adamı seviyorsam ve bir adam bir kadının mekanı burasından öpüyorsa, benimle evli olmasına rağmen benden çekinmiyorsa, korkmuyorsa, burada benim onayım vardır. Ya da onayın yoktur ama mecburen kabul ediyorsundur. Ama niye mecbur edeyim? İşte. Ben Neslihan Atagül'üm. Benim oynadığım projeler ses getiriyor. Ben çok güzel bir kadınım. Ünlülerde yanlış düşünüyorsunuz bazen. Mesela, ünlüler çok ürkek kuşlardır aslında. Ve çok da sevgiye ihtiyaçları vardır. O kalabalıkta yalnızlar evet, diyorsun. Evet, aslında o kalabalıkta herkes yalnızdır, biliyor musun? O yüzden de diyorum ya işte, bugün bir şoföre, yarın bir memura, öbür gün bir muhasebeciye, öbür gün bir bakkala, öbür gün ya da çok önemli bir iş adamına aşık olabilir ve tümüyle hayatını onun nezdinde geçirebilir. O zaman şuradan şunu anlıyorum. Neslihan'ın hayatına Kadir muadilinde bir adam çıksa Neslihan Kadir'i bırakır. Nasıl yani? Öyle bir açısı olursa tabii. Açısı olursa. Öyle bir aynı özgür tatta, alanı. Aynı tatta. Siz şeye izlemiş miydiniz? Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu son birlikte bir dizide rol aldılar. Çok kısa gecenin sürdü. Ucunda evet. diye. Çok kısa sürdü. Çok uzun sürmedi. Evet. Aynen öyle. Hayal şimdi, meyal hatırlıyorum. Evet, ben seyrettim. Evet, o gecenin ucunda karı koca olarak izlemiştik onları. Evet. Hatta bir yönetmendi galiba. Kadir Doğulu mu yönetmendi aynı zamanda yönetmenliğine? Yok ama menajerliğine. Ya bir şeyden yok. Yapımcılığı falan var Kadir Doğulu'nun evet, da orada. Onu ne da alaka? İşte para kazanırız falan, diye anladım yani, şey hani birlikte karı koca biz o dizide izlemiştik. Ekranlarınızda da şimdi o diziden bazı evet. Görüntüler geliyor. Şimdi ben Kadir Doğulu'nun o tercih ettiği, inandığı, inanışları olan o bektaşilik durumu ve kendisinin derviş durumu ile ilgili mesela dizide de konuşmaları yine hem Neslihan'la aralarındaki diyaloglardan alıyordum. Yani o kendilerinden olanı dizide de bir mesaj olarak veriyorlardı. İzleyiciye aktarmaya çalışıyorlar. Mesela Neslihan da aslında böyle normal beyaz yakalı bir çalışanken orada Ankara'da yaşıyor. İşini gücünü bırakıyor. Niye biliyor musunuz? Babasından bir el alıyor. El almak meselesi vardır ya evet, bazı maneviyatla enerjisel durumlarla evet. Maneviyatla ilgili. Aynen. Babasından aldığı o elle İstanbul'a gelip hayatı değişiyor. Ve o hayatını değiştirdiği noktada başka insanların hayatlarını değiştirmeye o dokunuşla, o enerjisel durumlarla işte bunların hepsi bunların o inandıkları bazı durumlar var ya onlarla da eşdeğer bu dizide de buram buram o nüansları gördük. Bu nüansları görebildikse o zaman yapımcısı Kadir Doğulu'ydu o zaman. Verdi. Demek ki. Öyle bir detay hatırlıyorum. Yoksa bir senarist ya da bir yapımcı böyle şeylere yani kendisi o bağlamda içeride değilse o birlikteliğin o grubun neyse ne yaptırmaz. Demek ki bu program yani bu dizide yapımcı muhtemelen Kadir Doğulu'ydu demek yani. Ki. Ya şeyler çünkü kendilerine olan yorumları huşu içerisinde karşılıyorlar. Çok sakin, sessiz ama beyin yakan açıklamaları var biliyorsunuz. Yani O Ses Türkiye'ye karı koca konuk oldular. Bir hikaye anlattılar mesela. Hikaye kendilerinden değil. Aslında yurt dışında anlatılan bir hikayeyi kendilerine uyarlamışlar. Sanki kendileri yaşamış gibi. Adem diye bir Instagram fenomeni var. Onun hikayesini alıyorlar. Kendi kendilerine aynen. Yaşamış gibi anlatıyorlar orada. Deli evet. Misiniz ya? Ben bu kadar ünlü olacağım gideceğim başkasının anısını mı anlatacağım? Şaka mı yani bu? Yani. Evet var. Değişik bir ilişki yani. Hem çok iki ünlü taraftan bahsediyoruz. Ünlü bir çiftimizden evet. Bahsediyoruz. Ve ben bunlardan çok umutlu. Hele Neslihan'dan o kadar umutluydum ki. Yani Neslihan aktrisliğini hala yapar diye düşünüyorum ama... Kadir'den de ben umutluydum ama
kendi kardeşi bile onu kabul etmedikten sonra bilemedim artık. Bu arada kendi kardeşiyle ilgili çok büyük iddialar geldi. Kadir Doğulu'ya ben hak verdim. Çünkü ben çok para kardeşime ve kardeş kültürüne düşkün ve savunan bir insanım. Aile her şeyde. Tamam, duyumun ne? Ama duyum çok kumar borcu var. Kadir'in. Kemal'in. İddia. Evet. Ve alışık olmadığımız şekilde para kazanma yöntemine başvuruyor. Bazı iddialar da var. Aralarının bozulmasının, bir abi kardeş meselesinin böyle kanlı bıçaklı ve görüşmez hale dönüşmesinin sebeplerinden bir tanesi. Benim diyorsun. Takipçilerim Kemal Doğulu ile iş yapmış. Onlar bile şu an yaka silkiyorlar. Almaları gereken paraları var. Bunlar tabii ki iddia. Aynen. Ve ben hak verdim yani. Allah Allah. Kemal'ciğim, böyle bir şey varsa tabii ki bana da ulaşabilirsin. Buraya da ulaşabilirsin. Kendisi tanıdığım ve arkadaşım. Böyle bir iddia varsa tabii bunlar önemli iddialar ya. O zaman Kadir Doğulu'yu tebrik etmek lazım. Suskun kalmasını. Kardeşi olduğu için. Ama Kemal de bu kadar aslanlar gibi konuşabildiğine göre... O aslan gibi konuşanlara bakmamamız lazım. Öyle mi? Biliyor musun? Aynen öyle. Bunun gerçeğini öğreniriz illaki diye düşünüyorum. Kemal de mesela çok... Bu ailenin hepsi çok değerli sanatçı, biliyor musun? Ama bu aile yeri geliyor inanılmaz intihar. Hani mecazi anlamda söylüyorum. Kendilerini... İnfilak bırakıyorlar kendilerini. Evet. Ya hepsi birbirinden değerli sanatçı. Kuaförlükte, sanatçılıkta, fotoğrafta ne de hepsi aile olarak doğuştan sanatçı doğmuşlar, biliyor musun? Katılıyorum sana. İnanılmaz. Kendileri bilir. Şimdi nereye getireceğim lafı, biliyor musun? Siz şimdi konuşurken ben birkaç araştırma yaptım. Notumu aldım. Bana bakın, şimdi bunlar 2016'da evlendiler. Evet. Tam 8 senelik tabii evliler. Oldu. Bu kadar aşkın bir meyvesi neden yok? Kadir Doğulu 42 yaşında, Neslihan Atagül 31 yaşında. Kadir Doğulu'nun artık baba olması için artık, hani bir zamanı bir gelmiş gibi. Gerçi sağlıksal acaba hani çocukları olmuyor gibi bir problemleri var mı? Allah'ın takdiri, bir şey diyemem. Tabii ki, kesinlikle öyle. İnşallah. Ama şimdi merak ettim, dedim ki hani niye acaba çocuk yapmıyorlar? Bu kadar dolu dolu, biz çok aşığız. Meyven niye yok mesela? 8 senedir korunur mu? Normalde olmalı. İkimizin çocuğu, İnsan ikimizden 8 sene korunabilir biri, mi değil şey. Mi? Bu dünyaya bırakalım değil mi? 8 senelik bir 8 evlilik sene. Mesela. Bunu da şimdi merak ettim ve açtım bu konuyu. Çünkü ya bak doğru. Şimdi ne oldu? 8 sene olmuş mu? Kız oldu. 2016'da evlendiler. Olmuştur. Bayağı olmuş. Wow. Bak, Faik Öztürk'ü bağlamıştık efendim biz yayının başında. Kendisi rahatsızlanmıştı. Beynine pıhtı atmıştı. Laf lafı açtı. Konuyu açarken dedik ki hani Arto sordu. Dedi ki niye dedi 25 yıldır dedi hayat arkadaşın Safiye Soyman'da bir çocuk yapmadın. Pişmanlığını dile getirdi mesela. Biz bunu dedi yok bize ayak bağı olur diye, bizi engeller diye. O zaman dedi yapmadık ama şu an çok pişmanız dedi mesela. Ben tabii bir soru daha sormam gerekiyordu, ona sormadım. Safiye ile Faik evliler mi? Yok, hayat arkadaşılar. Hayat arkadaşlar. Evet, aynen mi? Öyle. Aynen bir de öyle. Onu sormak istiyordum aslında. Niye evlenmediklerini, yoksa Faik evli mi? Yoksa Faik evli mi? Tamam ya. Niye evlenmedi? Yok ya, yok sen de bak var ya, nasıl fiştek, nasıl düşünüyor bunları? Peki düşündün ama değil mi şimdi öyle geliyor? Yok ayol öyle değildir. Duyum, onların duyardık. 25 senedir devam eden bir tane bir şey duymaz mısın öyle bir şey olsa? Yani duyardık acaba ya. Niye evlenmediler? Belki evliliklerinin dinamiği budur. O yüzden 25 mal senedir birliktelerdir falan. Bak merak ettim. Reklama gidiyorum. Hadi gidelim. Hadi hazırız. Kısacık bir reklam. Cevabını verin eğer ki biliyorsanız. Sonrasında hadi devam edelim.